Solo Survivor Günlüklerinin yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoya olan ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu seri ilk başladığında hiç böyle olacağını düşünmezdim ama gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Son videomuz 300'e yakın like aldı ve gerçekten benim söylediklerimi dinleyip uygulamaya çalışıp veya karşısında kendi fikirlerinizi sunuyor olmanız beni aşırı mutlu ediyor. Sizlerle bir şekilde sohbet edebilmek beni gerçekten çok rahatlatıyor. Bugün sizlerden gelen yorumları almayacağım ama yorumlardan bir tanesini okudum ve mantıklı geldi. O nedenle bugün eşya ve eklentilerimi buna yönelik dizdim. Normal şartlarda kendimi kurtaracak güzel perkleri almak için DLC'lerden faydalanıyorum fakat bir yorumlarda arkadaşımız Bruce bana şunu söylemişti. Abi bizde senin aldığın şeyler yok, hani biz bunları almadan nasıl hayata kalabiliriz, ona göre bir build gösterirsen onu alalım dedi. Ben de sizlere bugün şöyle bir build hazırladım. Hadi ilk önce eşyamıza, daha sonrası avantajlarımıza geçelim. Eşya olarak sarı bir toolbox aldım. Ne yeşil ne mor, herhangi bir şekilde böyle üst şeyler almıyorum. Sarı bir toolbox aldım. Hepinizin gayet rahatlıkla bulabileceği bir şey. Yanına da eklenti olarak şunları tercih ettim arkadaşlar. Sarı bir 12 yük taktım. Bu daha uzun kullanmamı sağlayacak. Bir de bu taktığım somun sayesinde alet çantamın tamir hızı %30 daha da artıyor. Bu şekilde normal basic alabileceğiniz güzel bir toolbox haline getirdim. Avantaj olarak da adrenalin aldım. Adrenalin oyunun en güçlü avantajlarından bir tanesi. Zaten bu pazar günü eğer yetiştirebilirsem sizlere DLC tier list şeklinde bütün perkleri A'dan Z'ye puanladığım bir video yayınlayacağım. Orada da zaten hangi perkin güzel, hangi DLC'nin daha iyi olduğunu anlayabileceksiniz. Adrenalin de bu konuda çok iyi bir avantaj arkadaşlar. O yüzden adrenalin alıyoruz. Hayat kurtarıcı kesinlikle olabiliyor. Bunun yanında yıkılmaz tercih ediyorum. Yine dedenin perki, yani basic hepinizin elde edebileceği karakterlerden bir tanesinin perki. Yıkılmaz sayesinde de oyun sırasında eğer slug yediğimiz bir durum olursa kesinlikle bizi bu slug'dan kurtarıyor ve oyunu lose gibi olan bir pozisyondan win'e çevirebilecek nadir avantajlardan bir tanesi. Kendini kanıtlıyoruz. Dwight'ın perklerinden bir tanesi arkadaşlar. Yine bu da jeneratör konusunda bize inanılmaz yardımcı oluyor. Takımda olmazsa olmaz avantajlardan bir tanesi. 10 numara perk. Ve son olarak da 4 ayak üstüne alıyoruz. Bu da Leon'un perklerinden bir tanesi. Yani yine hepinizin elde edebileceği avantajlardan bir tanesi. Exhaust perki alarak kendimi hayatta tutabilmek adına bunu tercih ediyorum. Normal şartlarda kıvrağı daha mantıklı bulurum. Çünkü her map'te dağ bulamıyoruz. Her map'te yüksekten atlayacağınız bir yer olmuyor. 4 ayak üstüneyi her zaman kullanamayabiliyoruz. Ama kıvrak bu konuda daha iyi. Fakat kıvrak DLC avantajı olduğu için ben 4 ayak üstüne tercih ediyorum. Bunun yerine isterseniz kıvrak da tercih edebilirsiniz. Yine herhangi bir şekilde adak atmayacağım. Hangi map gelirse orada oynayacağız. Maçımıza geçelim. Let's go. Çok güzel map geldi arkadaşlar. Bu map'te eğer katil M1 bir katilse ki katilin kendisi bu map'i tercih etmiş. İlginç bir tercih. Normal şartlarda Survivor side bir map. Bakalım bu map'te neler yapabileceğiz. Katilimiz Huntress. Oyun başına birazcık Huntress'a karşı bir şeylerin arkasına geçip saklanırsanız iyi olur. Çünkü bakın gördüğünüz gibi eğer o jeneratörü otursaydım kafama balta yiyecekmişim. Çünkü Huntress'lar eğer genelde oyunun başına balta çekiyorlarsa o arkadaki ding sesini duyuyorsanız balta çekmiş demektir zaten. Baltanın full charge çekildiği anlamına gelir bu ses. Ve sizin kafanıza balta atmak için jeneratörleri dener ya da ölümcül takip almıştır. Ve ölümcül takip sayesinde oyun başında sizleri görüp hayır alamaya çalışır. Bu nedenle saklanmanız sizin için daha iyi olur. Her zaman şöyle devirdim ama hasarı yedim. Kötü oynadık birazcık. Daha iyi oynayabilirdim. Bana balta atacak. Ona hiçbir şekilde görüş vermek istemiyorum ve olabildiğince mesafemi açmak istiyorum. Güzel, baltayı kaçırdı. Şöyle ben main jeneratörüne oturacağım. Neden? Çünkü 4 ayak üstünem var. 4 ayak üstüne olduğu için ben de main jeneratörünü çok rahat herhangi bir risk almadan yapabilme imkanım var. Toolbox'ımı oyun başında harcamayı tercih etmiyorum. Oyunun sonlarına doğru trigen'e kaldığımız pozisyonlarda o toolbox'ın hızı sayesinde o trigen'de daha rahat bir oyun gerçekleştirebiliyorum. O yüzden oyunun başına genelde toolbox'ımı harcamam. Oturduğum jeneratörümü yapıyorum. Takım arkadaşlarıma bakıyorum şu anda. 3 kişi jeneratör yapıyoruz. Olması gereken senaryo şu anda yaşanıyor. Katilimiz bu map'i tercih etmiş çünkü açık bir map olduğu için bu map'i tercih etmiş ama bence Huntress için güzel bir map değil çünkü çok fazla yüz ölçümüne sahip, yani kocaman devasa bir map olduğu için bizi kontrol altına alması bir hayli zor olacak. İyi bir Huntress olması lazım. Slug atarak belki bu üstünlüğü sağlayabilir ama slug'a karşı da bizim unbreakable'ımız var zaten, yıkılmazımız var. O nedenle slug konusunda da başarısız olacak eğer denerse. Böyle bana doğru gelirse aşağı rahatlıkla atlayacağım zaten. Arkamdan bana balta atmaması sadece önemli bir nokta. Şu anda ben yaralıyım. Jeneratördeyim. Takım arkadaşlarıma bakıyorum ve ikisi de jeneratörde değil ve hiçbiri de kovalanmıyor. Belki biri kovalanıyordur. Daha chase başlamamıştır. Hunter uzaktan balta attığı için chase'i başlatmadan belki kovalamacı sürdürüyorlardır. Ama diğer arkadaşım zaten aşağıda da şu an görüyoruz. O jeneratöre gideceğini bildiğim için kendim bu jeneratörden kalkmadım abi. Zaten yaralıyım. Hani benim görevim değil şu anda. Bu takım arkadaşımın yapması gerekiyordu ve ona saldık. Adam'ı düşürdü. Ben bunları söylerken üstüne Feng de düştü. Kötü bir senaryoya doğru şu anda gidiyoruz. Zaten Adam'ın da onu heal'ladığını çocuğun recover'ının hızlanışından anlamıştım. Bunu burada kaldırdı. Ben de bu sırada bunları anlatırken beyin jenitörünü bitirdim. Yaralı olduğum için takım arkadaşımla burada Adam'la iyileşebilirim. Aynı zamanda kendini kanıtlan var zaten. Kendini kanıtlayla onunla jenitörde de oturabilirim ki herhalde Adam birlikte bunu yapmak istiyor. Diğer Adam'ın almasını ama isteyemez çünkü o kovalanırsa Hook'u kimse alamaz. Ben bu çocuğu burada iyileştireceğim ve onu Hook'a doğru göndereceğim. Gelsin de o beni iyileştirirse ve ben Hook'a gitsem çok daha iyi olabilirdi. Çünkü bu çocuk asılmış, ben hiç asılmamışım. Şu anda bir hata yapıldı ama ben onu heal'ladım ve Hook'a tamam, bana da medkitini bıraktı. Gayet güzel bir hareket yaptı kendisi buna karşılık. Teşekkür ederiz. Mantıklı bir hareket ve ben kendimi iyileştireceğim. Daha sonrasında ya yerdeki adamı ya da Hook'taki adama doğru gitmem lazım. Huntress'ın camp konusu güçlü. Camp'i güzel atar Huntress'lar. Bu arada bizim Adam da şu anda yerden kalkmadı ama Wiggle'ın Recover'ın %99 olmasından Unbreakable olduğunu ben anladım. Zaten barın dolu hızından da bunu anlamıştım. Kötü bir balta tutturdu. Orada Feng'e vurdu baltayı. Feng o yüzden bağırdı Hook'tayken ve bu takası hasar almadan yapabildi. Aynı zamanda kullanılan bir yıkılmaz sayesinde şu an attığı camp'ten aşırı zararlı çıktı katilimiz. Ve bu attığı camp gerçekten ona girdi. Yani camp atarak oyu kazanmak mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Bakın çocuk attı camp'ini. Hala 2 Hook var ve biz şu anda oyunu 2 jeneratöre kadar indirdik ve bu maçı tekrardan üstünlüğü elimize aldık. Üstünlüğü bir yerde almıştı ama tekrardan bu üstünlüğü aldık. Şurada medkit olduğunu ona göstereceğim. Bak bak şurada medkit var bak. Medkit var. Bak burada medkit var. Bak şşt. Medkit'i ona gösteriyorum. Medkit de heal'lansın. Kendini daha hızlı heal'lasın diye. Medkit'i de bir sonraki arkadaşa, 2'ye katlayıp bir sonraki arkadaşa devrettim. Gidiyorum şurada. Takım arkadaşım yine zaten kovalanıyor. Şurada ben de kendini kanıtlı olduğu için artık birileriyle birlikte oturmaktan çekinmiyorum. Ve hatta onlarla birlikte oturmam çok daha iyi oluyor. Jeneratörü daha hızlı bitiriyoruz. Şöyle oturdum ve buradaki jeneratörü hızlı bir şekilde yapalım. Huntress oynarken her zaman bir gözünüz açık olsun. Çünkü ne zaman balta yiyeceğiniz hiç belli olmaz. Şu anda da karşıdaki çocuk mesela bak onu kovalıyordu. Bir anda bana dönseydi balta yiyeceğimi düşünebilirim. O yüzden her zaman bir gözünüz Huntress'ta olsun arkadaşlar. Adam ikinci okunu veriyor. Artık birazcık ben kendimi ön plana atıp kendimi astırmalıyım. Bir şekilde katil üzerime çekip köşelere koşup bir şeyler yapıp hop baltamız geliyor. Bakın bak o siyah yuvarlak çok işleri bozuyor. Ben o tarafa bakmama rağmen çocuğun bana balta attığını görmedim. O siyah yuvarlak gerçekten sinir bozucu. Her seferinde buraya asıyor ve her seferinde burayı kempliyor. Uzaktan tutması kolay bir Hook çünkü. Bana da burada balta deniyor. Hiç öyle bir pozisyona sokmayacağım kendimi. Kenardan hala bekliyor. Şu karşıya kadar koşabilirsem güzel. Bana baltayı atamaması için yine tekrardan dojladık. Şu taraftan Hook'umu alacağım ve bu trade'i başarılı bir şekilde gerçekleştireceğim. Adam'ı kovalıyor ve ben hiç asılmadığım için artık Adam'ı korumak istiyorum. Oo, benim ama üzerimden gerçekten o baltayı geçirdi ve çocuğu tekrardan asacak. Belki bir sabotaj yaparım buraya doğru tekrardan getirirse diyecektim. Geçemedim. Oo, decisive attı. Adam harikasın. Adam'ın decisive'i oyunu bakalım kurtarabilecek mi? Şöyle geçsin oradan. Ben seni korurum. Ben seni korurum. Hiçbir sıkıntı yok. Adrenalin de geldi. Bana da adrenalin geldi. Bir anda heal'landım. Toolbox'ımı harcamama gerek bile kalmadı. Takım jenitörleri bitirdi. Ben senin arkamda koşacağım. Artık o baltayı yine oradan sokarsa gerçekten sana yapabileceğim bir şey yok Adam'cığım. Burada Adam öle de bilir. Hiç sorun yok. Tamam. Paleti devirdi terse doğru. Ona fake attı. İçeriden devirdi. Tamam. Balta yedim. Hiç sıkıntı yok. Hala Adam'ı korumaya devam edeceğim. Çünkü Adam o baltayı yemesin. Bende yıkılmaz var. Bir şekilde yerden kalkarım. Ve o Adam'ın belki kaçmasını sağlarım arkadaşlar. Hiç sorun yok. Paleti de kırdı. Buradan direkt tüymesi lazım ki tüyüyor. Ben ölebilirim. Hiç sıkıntı yok. Kaçmak gibi bir derdim yok. Yeter ki takım arkadaşlarım hayatta kalsın. Beni almaya gelmese de olurdu. Bu Adam'ın da öbür Adam'ı korumasını tercih ederdim aslında. Ama beni iyileştiriyor. Feng de bana geldi. Keşke biriniz gidip o çocuğu korusanız diyecektim. Beni full iyileştirirseniz güzel olacak. O Adam'ın bir şekilde yine kurtulması. Biz bu katil eğer Hook'a adam asarsa bir şekilde bir kill vereceğiz. Şu anda aslında yapmamız gerekeni size söyleyeyim. 3 kişi efendi efendi kaçacağız. Bu Adam'ı korumaya çok fazla çalışmayacağız. Eğer asılırsa zaten birimiz hiç bu işe de giremeyeceğiz. Bakalım yukarı doğru kaçıyor. Şöyle bir bloklayayım ona. Güzel, bana bir balta tutturdu. Şöyle stunladım. Buradaki palete devirip içeri doğru giriyorum. Balta deneyecek mi? Denemedi. Okey. Burada Exhaust'umu doldurup belki yukarı tekrardan çıkıp 4 ayak üstüne atabilirim. O yüzden exhaust'umu doldurmayı tercih ediyorum. Hatta bana doğru geliyor. Evet. Tam da bu dediğim senaryo yaşanıyor şu anda. Buraya çıktık. 4 ayak üstüneyi kullandık ve burada mesafeyi açıyoruz. Güzelce açabildim. Buradaki arkadaşlarımın artık beni bir koruması lazım. Biraz da bir bana bir el atılması lazım. Güzel. Bir baltaya da dojladık. Kapıya yakın asılacağım asılırsam da. O yüzden kapıya olabildiğince yaklaşmak istiyorum. Beni çok uzaktaki huklara götüremesin. Kapıya yakın asılırsam kapıdan kaçma ihtimalim daha da artar arkadaşlar. Şöyle yıkılmazımı dolduracağım. Yine kalkıp belki koşmaya başlayabilirim sürünmektense. Bir flash'ı olsa çok güzel flash save atardı ama hiç sıkıntı yok. Bakın kapıya yakın düştüğüm için kapıya yakın bir hukuka asmak zorunda kalacak katil. Gidip saçma sapan yerlere koşmadım. Gelip öleceğim bile bile kapının dibine gelip ölmeyi tercih ettim. Şu an beni buradan alıp çıkarmaları diğer şartlara göre çok daha kolay dedim ama dedim kötü bir hata yaptı burada ve üzerine Feng de hasar aldı. Feng de beni alamadı. Benim burada attempt denemekten başka şansım kalmadı. Burada kötü bir trade atıldı. Üstüne Feng de düştü. Attempt atabilecek miyim? Okey. Yani kazandığımız 3 escape alabileceğimiz bir maçtan durum kötü pozisyonlara geldi arkadaşlar. Adam'ın yediği grab yüzünden hata yapıldı ve oyunu bu noktada veriyoruz maalesef. Adam'ın kendisi kaçacak çünkü muhtemelen burada asabileceği bir hook daha kalmadı. Şöyle onun belki delirance'ı vardır. Belki kurtuluş yani delirance'ı dediğim. Belki bir kurtuluşu vardır. Atlar gelir diye bir şekilde hook'u tutmaya devam ediyorum. Aha çok güzel. Wiggle atabildi. Ve beni alacak burada. Hook'u tutmam gerçekten işe yaradı şu anda. Burada kurtuldum. Adam'a vurmasın o baltayı. Güzel vuramadı da. Ben dümdüz burada kapıya doğru kaçarsam kaçabiliyorum zaten. Evet bana balta atarsa mecbur kapıya koşmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Güzel tamam ben burada kaçmayı başardım ama yine de o çocukları burada yalnız bırakmak istemiyorum. Tamam biz burada 2 escape alacağız. Mecbur 2 escape'e kaldık arkadaşlar. Oo Adam sürün. Sürün. Adam'a belki bir heal trick yaparım. Katil yetişir gibi olursa. Ay yanlışlıkla çıktım. Bu kapıdan nereden çıkılacağını bilmiyordum. Adam benim yüzümden öldü. Adam benim yüzümden öldü. Kapının tam olarak neresine çıkmam gerektiğini bilmiyordum. Adam'a dokunsaydım onu aldırmaz ve onu da kurtarabilirdim. Benim de hatam oldu ve benim hatamla birlikte Adam'ı da öldürmüş olduk arkadaşlar. Bak attempt atabilecek misin? Attempt'e atamadı ve maalesef 2 escape'e kadar düştük arkadaşlar. 3 alabiliyorduk, 2 verdik. Hatalar oldu. Hatalar illaki olacak. Sıkıntı yok. Diğer maça geçelim. Let's go. Herkesin uçundan hata yaparak geçtiğimiz bir maçın sonunda ikinci maçımıza girdik abi. Gerçekten istemezdim öyle olmasını yani. O çocuğu orada kaçırabilirdim. Resmen ellerimle katile bırakıp kaçtım. Bu arada sol statülerden anlayacağımız üzere katilimiz kafatası taciri arkadaşlar. Dış bakın birazcık şöyle kafamı yukarı kaldırdığım zaman sol taraf daha rahat okunuyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi daha terörist duymadan zaten anlamıştık. Hood'lardan çoğu katili anlayabiliyorsunuz hangi sorunun geldiğini. Buraya bir drone mu bıraktı acaba? Çünkü evet bırakmış. Şöyle bakalım güzel. İlk çeyizi yine biz aldık. Bizim üzerimize oynanıyor oyun. Şöyle buradan içeri atladım. Bana güzel de vuramadı. Şöyle körlük efekti veriyordur onu. Bakalım tek yeme moduna girmeden buradan kaçmayı başarabilecek miyim? Gayet rahat bir şekilde çıktım ve kule paletini harcamadan, harcasaydım da sorun yok. Harcamadan buradan çıktım. 3 tane takım arkadaşım ayrı ayrı jeneratöre oturmuş. Hatta pardon ikisi aynı jeneratöre oturmuşlar. Bir jeneratörü bitirdi ve katil daha hasar atamadı arkadaşlar. Kuleret'i jeneratöründen kaldırdı. Muhtemelen şu taraflarda Kuleret'in jeneratörünün olduğunu, hızlı bir jeneratör olduğunu hatta onun biliyoruz. Kafatası tacirine karşı da gerekli aksiyonları yine chase esnasında alacağız. Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şurada sakin sakin jeneratörümüzü yapalım. Şu an hiç kimse kovalanmıyor. Neden bilmiyorum. Hatta herkes de benim yanıma kadar geldi. Kudret burada, Uyi burada, Leon burada. Katil ne yapıyor yani? Hani katili gerçekten ne yapıyor dedirtecek bir durumdayız. Nerede bu çocuk acaba? Şuradaki drone'unu falan da çekti. Biz daha hasar almadan ikinci jeneratörümüzü de bitirdik arkadaşlar. Muhtemelen bu tarafın hakimiyetini almaya çalışıyor katil ama şu anda işler onun için hiç güzel gitmiyor. Şuradaki ben tareti bozmaya gidiyorum. Şöyle bakın bunun altında bu şekilde durabiliyorsunuz diyecektim. Katil Tam o sırada drone'u kendisi yukarı kaldırdı. Normal şartlarda durabiliyordum, ben etkinleştirmedim. Bu taraflarda Kudret'in bir jeneratörü vardı ama katil onu eritmiş olabilir. Katilin sudopisi var. Bakın Kudret'in üzerinde çok fazla kan fışkırdı. Buradan daha bize vurmadan katile sudopi olduğunu sayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da infolardan bir tanesi. Şu drone alanına girip şu drone'u burada hızlıca bozacağım. Yukarı yukarı aşağı sağ sağ. Evet, gayet rahat bir şekilde bozduk. Üzerimizde bu parçacık varken çeyiz alırsak o çeyizi muhtemelen kaybederiz. Çünkü paletlerden kaydığım zaman o palet direkt otomatik olarak kırılacak ve bu benim istemediğim durum. Muhtemelen biz şu an bu jeneratörleri burada şu an yapıyoruz. Oyunun başını hızlı bir şekilde kazanıyor gibi gözüküyoruz ama muhtemelen biz bu oyunu ilerleyen safhalarda kaybetmeye başlayacağız arkadaşlar. O aşağıda palet stun attı. O palet çarptan çok gereksiz bir paletti. O yüzden onunla stun atması benim burada mesafe açabilmemi sağlayacak. Kazanıyoruz gibi gözüküyoruz dediğim gibi ama muhtemelen kaybedişe doğru bir senaryo gidebilir. Çünkü kafatası taciri son kalan 3 jeneratörü o kadar güzel koruyor ki. O kadar güzel koruyor ki yani. Ona karşı bir şey yapabilmek birazcık zor. Ben kolumda şey varken bu alana girdiğim için onu kıramadım. Şurada safety paletim var. Katili güç patlaması veya baskı perklerinden bir tanesi daha var. Bunu da saydık o skill check'in çıkmasından dolayı. Hangisi olduğunu tabi bilmiyorum ama muhtemelen kafatası taciri olduğu için güç patlaması vardır diye tahminimi yürütüyorum sadece. O paleti kırmadı. Paleti kırmaması da benim işime gelir. Ama bu tarafta öleceğim sanırım. Olabildiğince köşeye koşuyorum. Zaten öleceğimi anladım çünkü. Biraz daha vakit kaybettireyim istiyorum. Ve katili bu köşeye kadar çektim. Takım arkadaşlarım o jeneratörü rahat rahat bitirebilecek. İlk okumuzu veriyoruz. Sıkıntı yok. Ben çok iyi oynadığımı söyleyemem kesinlikle. Ama iki jeneratör kala ilk okumuzu veriyoruz. Ve benim dışında da 2 tane yaralı vardı. Şimdi tekrardan 1'e düştü. Hatta 0'a doğru da gidiyor. Bu Kudret burada beni alacak. Bu site'deki jeneratörleri yapmamız çok zor olacak ve bu konuda benim kendini kanıtlam var ve toolbox'ım var. Hala toolbox'ımı harcamadım. Bir önceki maçta hiç harcamamıştım zaten. Takım arkadaşına başaracağız var. Çok güzel packlerimiz var şu anda gerçekten. Ve başaracağız sayesinde katilin kanlı kasabını counterlamayı başarıyoruz. Şurada yine katil buraya geliyor. Tamam, şimdi jenleri bir nerede olduğunu algılamam lazım. Bir tane burada var. Hasarı yiyeceğim şu anda. Şu an çeyiz atmıyorum. Tamamen ne oluyor? Kurulumu bitirmeyelim dostum. Çekilsene kenara. Okey. Sıkıntı yok. 1-2 jeneratör orada. 3. jeneratörün o bizi Trigen'e zorlayacağı 3. jeneratörün nerede olduğunu görmek istiyorum açıkçası. 3.'yü hala bulamadım çünkü. Muhtemelen şunu da kapsamak istiyor. 1. Evet tamam. 1, 2, 3. Şu 3 jeneratörü muhtemelen almaya, koordinat altına almaya istiyor. O yüzden ben şurada Colette'le en uzaktaki jeneratöre oturuyorum. Diğer 2 kişinin de o tapınak gibi yerin altındaki o jeneratörü zorlaması lazım. Çünkü katil bunları tutmaya çalışacak. Biz buraya geldiğinde bu tarafa doğru koşacağız. Bu sırada da onların tapınağın oradaki jeneratörü yapması bu trigeni bizlere kazandıracak arkadaşlar. Şu anda ben buraya drone atacağını biliyorum ama bu drone'a rağmen bu jeneratörü eritmemek için şuraya gireceğim. Bu hukmuna dokunacağım. Ama güç patlamasıyla patladı. Tekrardan gireceğim. Onu bir daha durdurmak istiyorum. Şöyle durduracağım ve tekrardan bu alandan şimdilik çıkacağım. Bu alan tekrardan aşağı düştü fakat ben giremiyorum şu anda. Tek yiyeceğim eğer girersem. Kudret'e girerse çözemeyeceğini biliyor. Tamam, artık gireceğim. Zaten diğer çocuğu kovalıyor. Şöyle bana doğru gelirse işler birazcık zor olur ama tamam, bunu burada patlattım. Şu an 1 dakika boyunca tek yiyorum. Benim için kötü bir durum. Leon'un hala jeneratörü yapmamış olması yine bizi dezavantaja sokan durumlardan bir tanesi. Ben buradaki paleti vermek istemiyorum. Fakat eğer benim üzerime gelirse tek yediğim için ve şu anda düşmek istemediğim için bu paleti vermek zorunda kalacağım. Şuradan o yüzden uzaklaşıyorum. Kulübe paleti gitmesin. Başka paletlerde oyalayayım. Ve bunu yaparken de bu jeneratöre olabildiğince uzaklaşmak istiyorum. Çünkü bu takım arkadaşlarım buradaki jeneratörü yapacaklar arkadaşlar. Bu çocuk çok fazla totem kırıyor. Şu anlık birazcık safe oynayacağım. Takım arkadaşım bunu benim için yaparsa gayet güzel olur. Ben artık girebilirim bu alana. O onu tuttuğu için. Şöyle bu jene oturuyoruz. Aa, skill check'i counterladım yanlışlıkla. Böyle bir şey oldu. Bana sormadı skill check'i. De belki Kudret'e sordu. Şimdi kendini kanıtlam olduğu için bu trigeni biz öyle ya da böyle kazanacağız. Bize karşı bu konuda katilin savaşması mümkün değil. Her ne kadar kafatası taciri güçlü bir katil olsa da bu konuda bize karşı bunu yapamaz. Tek yapılması gereken şu anda kalan 2 takım arkadaşımızın, Kudret'le ben burayı zaten zorluyoruz. Leon ve Yui'nin o tapınağın altındaki jeneratörü bir şekilde tutması lazım arkadaşlar. Buraya geldiğinde biz buradan baskılayacağız. Buraya, o tarafa gittiğinde de biz bunu yapacağız. Ve bu şekilde bak, Colette benim girmemi bekledi ama uçtuğu için girmiyordum Colette'cim. Şöyle şunları doğru basalım. Colette'i bir tek yedirtmeyelim tekrardan. Güzel, güç patlamasını yine tuttum. Burada kendini kanıtlan var. Hala turbox'ımı harcamıyorum farkındaysanız. Leon'un buraya gelmemesi lazım. Leon'un hasar yediğinde yukarılara doğru koşması lazım. Bize doğru koşmaması lazım. Herkes kendi çöplüğünde oynaması lazım şu anda. İşler karma karışık bir hale geliyor. Colette burada onu heal'lıyor. Benim kolumda zaten şey olduğu için hiçbir şey yapamam. O yüzden bu heal'a yardımcı olmaya geldim boş boş durmak yerine. Leon'u şuradaki jeneratöre doğru gitmesini istiyorum. Veya ben oraya gideyim. Madem herkes burayı zorluyor. Taraf değiştiren taraf ben olayım. Siz burayı zorlayın abi. Ben o zaman diğer tarafı yapmaya çalışayım. Bu şekilde kaçmaya devam ettiğiniz sürece zaten kazanacağız. Şu kolumdakinin çıkmasını beklemem lazım. Yoksa çözemeyeceğim bu drone'u ve tamam, şimdi artık girebilirim. Ve şunu şurada çözebiliriz. Tamam, ben buraya oturdum. Madem onu zorlamak istiyorsunuz, onu zorlayın. Ben de bu tarafı zorlayayım. Yukarı doğru kaçacağım. Ben diğerleri gibi kulübeye doğru kaçmayacağım. Çünkü o tarafta jeneratör yapılmaya çalıştığını biliyorum. Hala 2 hook verdik sadece ve 2 jen kaldı. Hala biz bu oyunda üstünüz. Hatta benim bu jeneratörü yapmam daha iyi. Çünkü 4 ayak üstüneyi kullanabilmem için bir daha var. Bakın Yui yanlış tarafa kaçıyor. Yani o tarafa değil abi, bu tarafa doğru kaçılması lazım. O çocuklar, sen o tarafa doğru kaçarsan nasıl jeneratörü yapacak? Nasıl yapacaklar yani? Buraya drone atmadı. Oo. Ben gider diye düşündüm ama hiç de gitmedi. Okey, şu an yaralıyım. Yaralı olmam bana ekstradan bu katile karşı güç veriyor. Çünkü tek yemek gibi bir derdim artık kalmadı arkadaşlar. Zaten yaralı olduğum için. Buraya drone atarsa ben bu drone'un altında otura otura bu jeneratörü yaparım. Hiç de sorun olmaz. Seridius duyduğum gibi şu tarafa doğru koşacağım ve 4 ayak üstüne mi atıp hayatta kalacağım. Ama Seridius bir anda geldi yani gerçekten şu anda. Bakalım, bana doğru beni takip etmedi. Okey. Bir tane daha kickledi. Trigen gerçekten güzel tutuyor. Zaten bunu hep söylüyoruz. Ama birazcık uzaklaşmasına ihtiyacım var. Şu anda gireceğim bu alana ama. Tamam, tuttuk. Şunu da kıralım. Başka bir takım arkadaşım da zarar görmesin bu konuda. Tamam, şu an güzel dağıldık gibi. Sadece Leon ve Colette'in o jeneratörü yaptığını göremiyorum. Yapmıyorlar. Şu an zorlamıyorlar katil. Baskı altında tutmuyorlar. Hep ben baskılıyorum. Hep benim üzerime giriyorlar. Kolumda parça var. Bir drone, 2 drone şu anda eksik katilin zaten. Yui yine çok yanlış yerlere kaçtığı için. Yui'nin öldüğü yere bakın. Çok kötü. Hiç ölmemesi gereken bir yer. Ben bu jeni yine zorlamaya devam ediyorum. Şöyle sadece güç patlamasıyla tutabileceği bir jeneratör değil. Onlar orayı yapıyorlar. Yui'nin ölüşü eğer şu taraflarda olsaydı bu jeneratör kesin biterdi. Ama Yui burada öldüğü için katil yaklaşmak amacıyla şu taraflara doğru asıl. Bak gördünüz mü? Bak yani okuyabiliyorsunuz. Okuduğunuz zaman anlaşılabiliyor. Orada ölmeseydi katil oraya asamayacak ve şu an Leon'la Colette'i kaldıramayacaktı. Burada benimle birlikte bu tarafa doğru koşmalıydı. İşte bu mesela küçük bir hata gibi gözüküyor ama aslında çok büyük bir hata. Oraya gidip ölmeseydi o jeneratör bitmişti. Bunu söylemek istiyorum ve birebir şahit olmanız da çok güzel oldu. Katil gerçekten dediğim noktaya astı. Maçı uzatabildiği kadar uzatıyor. Ben bunları söylerken hala görevimi yapmaya devam ediyorum. Bak 3 kişiye düştüğümüzde işler çok çirkinleşmeye başlayacak. Çünkü 3 kişi zaten 4 kişi koramadığımız baskıyı 3 kişi nasıl koruyacağız? Benim hala toolbox'ımı harcamadığımı da dikkat etmenizi istiyorum. Hala bu toolbox'ı harcamadım. Şu an katil gittiği gibi de hemen buraya geri oturacağım. Toolbox'ımı da güzel bir noktada tekrardan harcayacağım bu arada. Bu jeni tuttum. Bunu da kıracağım. Tek yeme efektine girmeyelim. Ve katilin bir tane de drone'da eksilsin istiyorum. Tamam, şu an Colette'i asmaya götürdüğü için toolbox'ımı artık bastım. Grid skill check de bastım. Bu jeneratörün bitmesi artık şart arkadaşlar. Şart ve bu jeneratörü burada toolbox'ımı doğru zamanda kullanarak bitirdim. Yui'nin de yardımıyla. Şimdi bir reset alabiliriz. Şimdi Yui ile bir iyileşebiliriz. Yui nerede? Ne tarafa gitti? Katilimiz Hook'u ve oradaki jeneratörü artık kemplemeye başladı. Diğer kalan son bir jeneratörün nerede olduğunu bulmam lazım. Leon orada boş boş dönmek yerine buraya gel. Buraya gel Leon. Leon bu tarafa doğru gel. Orada boş boş dönmek yerine seni iyileştireyim ben, çünkü senin hakkın var. Benim bir tane var. Yui bir yerde bir jeneratöre başlamış. Muhtemelen şuradaki jeneratörü zorluyor. Çok yanlış bir jeneratörü zorluyor. 2 tane jen burada. Muhtemelen karşı side'da bir jen daha var. Leon boş boş gezmek yerine beni bulmaya çalışsaydı şu an Colette'in kolu açılmamış olacaktı. Ve açıldı. Gel beni de heal'la bari. Gel. Onun kolu açıldı zaten. Gel. Boşu boşuna Colette'in bir hook'u da. Burada dönmesi bize ne faydası var? Yani Yui'nin ve Leon'un bu yaptığı hareketler şu anda bize kötüye mal oluyor. Yui'nin jeneratörünün %60'a geldiğinde tekrardan dikkat etmenizi istiyorum. Ben bu takasa Leon'la birlikte gireceğim çünkü zaten arka planda yapılan bir jeneratörümüz var ve herhangi bir slug durumunda ya da son jeneratörün bitmesi dahilinde bana yıkılmaz ve kendimi kurtarabileceğim bir adrenalinim var. O nedenle grab yeme ama ya. Leon'un hatalar üstüne hatalar tam yere bırakırken alacağım, yoksa bu takas bir daha asla tamamlanmayacak ve şu an Leon'u astıralım. Güzel. Ben bu şeyi alabileceğim. Adrenalin gelecek. Heal'lanacağım şimdi. Hatta bununla birlikte Yui de heal'landı. Çok da güzel oldu. Ben aldığım burst'te şu hook'u da tek başıma trade'lersem, hatta Leon'a da vurursa mükemmel bir takas haline geldi. Burası senin oynadın mı var? Yok. Sen bu katil oynadığın için hızlısın. Okey, sana attım her ne kadar hasar yesem de. Gördüğünüz gibi burayı çok daha rahat kazanabilirdik. Yapılan hatalara kesinlikle altını tekrardan çizmek istiyorum. Yui'nin koştuğu yer çok yanlıştı. Üzerine Leon'un veya Leon'un diğer sayede tapınağı yapmaması da ekstra bir hataydı. Ama buradan 4 escape almayı başardık. Yani Trigen'den 4 escape almayı başardık. İyileşip tekrardan kapılara doğru gidersek çok rahat bir zafer bizleri bekliyor artık. Hepimiz iyileştik. Şimdi 2-2 kapılara dağılacağız. Hangi kapı açılırsa o kapıdan da hep birlikte kaçacağız. Katilimiz artık droneları falan hiç umurumuzda değil. Yui son hakkı. Yui'nin birinin Yui'yi koruması lazım. Sen açsana bu kapıyı. Sen aç, ben çünkü Yui'yi kendim koruyabileceğimi düşünüyorum sizin aksinize. O yüzden Yui'yi duymak için şöyle map'in içlerine doğru gireceğim. Onun da kaçmasını istiyorum. Şöyle terör ediyorsunuz, duymaya başladım katilin. Buralarda Yui'mizde. Tamam, Yui şimdi hasar yiyecek. Gel benimle birlikte, ben seni çıkartırım buradan. Şu an kaçan arkadaşımın yapmasını istediğim şey, hiçbir şekilde sağ sol yapmadan bu tarz aralar kullanarak, benim katili bloklayabileceğim aralar kullanarak yollarını buna göre tercih etmesi. Çünkü o bu tarz yollar tercih ettikçe ben de onu daha rahat koruyabileceğim ve katili sürekli sıkıştırmayı sürdürebileceğim. Gördüğünüz gibi onun, bak arkama bakmama gerek yok. Birini korumaya çalıştığınız sırada arkanıza bakarak hareket etmenize hiç gerek yok. Takım arkadaşınıza gözünüz olsun ve her zaman onu odak bilin ve bu şekilde dojlamaya çalışın. Çok kolay. Kaçan arkadaşınız da ama etrafında sağ sol zikzak çizmesin. Çünkü zikzak çizerse koruyamam onu. Dümdüz koşması ve dar yerleri tercih etmesi lazım ki ben onu güzelce katili oralarda bloklayabileyim ki çok da güzel blokladık ve Trigen'i inanılmaz güçlü olan ve güzel bir Trigen bulmuş olan kafatası tacirine karşı 4 escape almayı başardık arkadaşlar. Gayet güzel maçtı. Takımı da, bizlere de tebrik ediyorum. Geçen maçki hataları da biliyoruz. Bu maçki hataların da altını çizdik ve gayet yeni şeyler öğrendiğinizi düşündüğüm bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Packlerimiz de bu şekildeydi. Ben 2 pip aldım bu arada ve 47k puanım var. Güzel bir maçtı. Bu seriyi de çok fazla seviyorsunuz zaten. Daha fazlasını çekmemi istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin ve aynı şekilde like'larınızı atmayı esirgemeyin arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de bir abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Check this.